Ya dur, videoyu bozma işte. Anasının... Yanıyorum lan! Mangal yapacağım aşkım, bekle. Bak kız nasıl gidiyor? Buradaki çocuk ağlıyor arkadaşlar. Baba istiyor. Baba da bu. Çocuk gördüğünüz gibi hüngür hüngür ağlıyor. Baba baba diyor. Çocuk ne oluyor arkadaşlar? İstemiyor gördüğünüz gibi. Ben de istemem. Bu çocuğu kim alır lan? Tipe bak, kadın da ağlamaya başladı. Kızım sen boşa ağlama. Çocuğu değiştir oğlum. Çok haylaz duruyor. Şu surata bak. Aa, gidin lan buradan falan diyor arkadaşlar. Kız da lütfen diye peşinden koşuyor arkadaşlar. Acaba bunlar sevgili mi? Sonrasında bu çocuk geldi. Yani annem o falan filan deyince çocuğu istemedi bence bu. Evet. Eğer ki o arabayla çocuğunu alıp giderse çok gülerim diyecektim ya. Ben de bileyim bari. Şu tarafa da ben oturayım. Mami let's go. Sür mami sür. Oğlum niye sürmüyorsun? Çocuk nereye gitti? Al şu arabaya beni de. Beni de bu arabaya bindirmek zorundasın. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Çünkü içerisinde hiç like istememişim. Yani like istiyorum. Bu videoyu sizlerden 5000 like bekliyorum. Bozak ücreti 5000 like geldiği zaman tekrardan bir troll videosuyla karşınızda olacağım. Aynı zamanda 500 Robux'un çekilişimize katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken alt taraftan videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak ve sunmak, sadece bir kere kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olacaktır. Herkese selam Bozok aşireti, ben Bozok. Bugün sizlerle beraber sevgilileri gizlice izleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle dışarıda sevgili çift bulmamız gerekiyor. Aşağı. No. Oha, buradaki evin bahçesini bayağı bir güzel yapmışlar. Tabii benim çalmam yasak herhalde, elime hiçbir şey gelmedi. Oğlum bunu niye açık bıraktınız? Sevgililer içeride partiliyorken. Welcome to the Hotel California. Ama merak etmeyin bozuk. Arkadaşlar ev sahibinin yattığı yeri buldum. Şu anda burada gördüğünüz gibi mışıl mışıl uyuyor. Bilgisayarı da kurmuş, bu ev bayağı güzelmiş ya. Bunun yanında bir de kız vardı. Kızı göremiyorum şu anda. Merhaba paşa. Nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yiyorsun? Ama arkadaşlar video içeriğini buradaki çocuk için çekecektim ben. Bunun yanında bir tane kız vardı. Galiba terk etmiş onu. Karşı eve gitmiş bile olabilir hatta. Evet. Bu çocuğu bırakıp karşı eve gitmiş. Bakın burada o kız. Neyse biz işimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradan güzelce yukarıya doğru çıkıyor. Çıkamıyoruz. Güldü, ne yapıyorsun oğlum ya? Şov yapma, şu hareketlere bak. Ayağım ayağı sanki yarış atı. Boşuna çekme amoğlu. Niye amoğlu? İşçi adamı kim beğenir ki? Buradan yukarıya kadar zıplayabilirsen helal olsun diyecektim sana Düldül. Allah belanı vermesin ama neyse ki arkadaşlar biri kapıya bastı. Şu anda kapıda o kız var. Diğer kız burada Bibi'ye benziyor lan, o Bibi lan. Şöyle bir baksanıza, Bibi değil mi bu? Oğlum saçını sarı yapmış. Bibi senin bu evde ne işin var? Ha söylesene bana. AFK numarası yapma. Aa geldi. Geldi. Lan ev sahibi geldi, kaç. Niye buraya kaçtım? Şurada saklanayım bari. İnşallah görmez beni. Geçiyor mu? Aa geçti lan, hemen şurada arkasından fırladım bunu. Gördün beni, gördü arkadaşlar. Burada dursam. Aa fark etmedim yoksa. Fark etmiş arkadaşlar. Ama yo, beni fark etmedi. Kızı mı anlayacak bu? Ya oğlum benim girdiğim odaya niye giriyor bu salak? Git buradan, burayı ben buldum. Git şimdi, ikimizi de yakalayacak. Ben bir lanmayayım. Keşke duvar olma kodunu silmeseydim. O zaman saklanmam daha kolay olurdu. Neyse inanmam lazım Bozok. Sen bir lambasın. Dışarıdayım ki ha. Buraya gelemezsin. Zile de basıyorlar zaten aşağıdan. Aynı kız basıyor. Ne alaka? Neyse aşağı götürdü kızı. Hop, kapı açıldı arkadaşlar. Şimdi içeriye girdik bir anda. Peşimizden koşan yok. Evet yavaş yavaş. Bu evin kasası nerede? Banyoya koyacak halleri yok tabii ki. Ben niye böyle konuşuyorum? Ah kasayı açmışlar arkadaşlar. Parayı direkt verdiler. Aman oğlum Allah razı olsun sizden. Ya sen ne iyi... Ya sen ne kadar iyi niyetli biriymişsin ya. Keşke yazdıklarını da anlayabilsem. Si evet demek. Kızı mı banlamış? Evet kızı banlamış arkadaşlar beni banlayacağına. Bu da benim gibi para çalanlardan bir tanesi. Ha sen beni banlayamadın. Ne dediğini de anlamıyorum. Ha. Çünkü dil bilmiyorum. Oh, la. Ama etrafta parayı saçıp kaçıyorum. Arkadaşlar bu arada çok sinirlendi. Büyük ihtimal beni yakalayıp banlayacak bu. Çünkü diğer kız da evin içerisine para saçarak koşuyor ve ev sahibi de peşimizden koşuyor. Delirttik birazcık. İnşallah benim üzerime tıklamamıştır. Kızı banla. Evet onu. Ya beni niye kovalıyor bu? Sanki bir tek ben mi saçıyorum? İçeri girdiğin anda geri kaçarım. Oğlum bak kızı banlamıyor. Beni banlıyor. Neyse gideyim bu evden. Zaten videonun
bunun amacı da bu evde yok yani. Kapıyı kilitlemiş. Bu karı benim anlayacak arkadaşlar. Senle başına bir yolda. Şek verirsem acaba beni affeder mi arkadaşlar? Banlamaz böyle. Ben de bu evde yaşamaya başlarım falan. Ne diyorsunuz? Hurray! El tiempo! ne alaka? Şek veriyorum işte. Alsana şunu. Aspaspara. Aa aldı çiçeğim arkadaşlar. Tamam kadın. Şimdi bana yemek yap. Gracias diyor. O da teşekkür gibi bir şey işte. Anladığım kelimeler de var da çok kısıtlı arkadaşlar. Ben acıktım yazdım. Gariban gibi burada oturuyor. Onlar da orada ne yapıyor? Kasa var mı? Kadın burada paraları ne iş var siz? Ne yapıyor? Oğlum burada ne kadar çok para varmış. Ben de gidiyorum yukarıdan para çalmaya çalışıyorum. Aslı para buradaymış. Sale falan diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana hiç kimse böyle sahip çıkmadı ya. Uzun boylu bir çocuk daha geldi içeriye. Oğlum git lan bu eve. İlk ben geldim. Bu kızlar beni seviyor. Yukarıya kaçtı zaten bu. Hırsız bu, hırsız. Hırsız bu. Banlayın bunu lütfen. Bak zaten kaçtı. Pis hırsız. Git buradan. Sanki ben bilmiyorum. Buraya geleceksin. Bak nasıl takip ediyorum onu ama. Slenderman adam. Slenderman... Kızlar geldim. I am so hungry. Çocuğa bak sen. Çapkın herif ya. Biliyorum oğlum bu çocuğu. Daha demin yanında kız vardı bunun. Neyse bunlar sevgili olsun. Sonra onları trolleriz. Yukarıya bakalım bir arkadaşlar. Yanımızda da bir ağaç ev açılmış. Burada da bir tane kız yaşıyormuş. Tabii ki atla çıkamıyoruz. Buraya çıkabilsen şaşardım Dülül. Kolay kolay değil. Sonra yok bana en iyi buğdayı ver. Bana en iyi arpayı... Bu karının sevgilisi yoktur bak. Buca içtim. Gel beni al. Tamam. Gel beni al. Allah'ını seversin. Yalnızlıktan ölüyor. Kurban olayım sana ya. Geç içeride 2-3 dakika durayım bari sevin. Direkt gelir yanıma oturur yani. Şey yapar hani. Bu arkadaş istiyor arkadaşlar. Anlarım ben. Anlamayacaksın beni biliyorum. Otur yanıma hadi arkadaş olalım. Neyi bekliyorsun? Hola merhaba falan diyor. Ey çirkin kız. Evin içine girdim. Sana bir selam vereyim dedim. Bugün benimle televizyon izler mi? Bak yüzü güldü ya. Vallahi bak yüzü güldü. Ya, Allah senin belanı vermesin. Vermesin. Hep iyi ol. Benim verdi zaten. Göreve başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda siz beni göremiyorsunuz. Çift de beni göremiyor. Çünkü popomu dönmüşüm onlara. Ayakkabılarım falan gözükmüyor. Buradan çıkmış da. Işıkları falan kapattılar. Yatmaya gittiler. Ben de bu sürede eve yerleşeceğim. Ev kiraları aşırı mı arttı? Dert etmeyin. Bozuk yanınızda ne güzel şömineyi de açmışlar. Ben şurada ısınalım bir. Aslında kendime dönüşebilirim. Çünkü zaten büyük ihtimalle çiftimiz yatıyor. O yüzden bunu buraya kaydedeyim. Yerim çok iyi bu arada. Burada beni bulmaları imkansız. Evet. Kız geldi şu anda. Kapıdan dışarı çıktı gitti. Çocuk geldi arkadaşlar. Masanın üzerinde durmak zorunda kaldım. Beni gördü büyük ihtimalle. Yani oradan bana bakıyor. Ben de burada salak gibi kaldım yani hareket edemedim. Şu an ikimiz de birbirimize bakışıyoruz. Ya da çocuk afiyet olsun. AFK mı dedi? Ben burada otursam acaba fark ederler mi? Fark ederler tabii ki ya. Galiba görmedi beni. Işık açtılar. Yerim çok iyi hala. Kız beni gördü arkadaşlar. Kız beni gördü. Nereye saklanacağım? Yerim çok iyi yine bak. Gene muhteşem bir yer buldum kendime. Çocuk buraya geldi de beni göremez ki. Evet bak kız da geldi. Odaya girdiler şu anda. Kız zaten benim ne olduğumu gördü yani. Buraya ama abi nasıl anlasın ya? Sanki benim için yaratılmış yer. Odaya girip çıkıyorlar. Fark etmediler. Çok iyi. 2-3 silahla ateş ettim arkadaşlar. Evet kız geri yukarıya çıktı. Bu sefer yerimi değiştirdim ama fark edecek mi? Yatağın orada zıplıyor şu anda. Yatağın orada değilim ben. Hatta şuraya da bir tane merdiven koyayım. Yani büyük ihtimal şu anda fark eder ben ya da onun yatma yeri burası. Evet yatma yeri de burası olabilir arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir anda kendimize dönüşelim ve kızın yatağının üzerine çıkalım. Ve deli gibi zıplamaya başlayalım. Uyandı ama ev sahibi bu değil arkadaşlar. Banlayamaz beni. Koş sevgilini çağır. Ben de o sırada arkadaşlar dönüşeyim hızlıca. Nerede? Başka bir yere saklanmam lazım bu arada. Yerimi keşfettiler. Yani üstüme işemedikleri sürece benlik bir sıkıntı yok. Ama orada yerim iyiydi arkadaşlar. Yani onları izleyebiliyordum. Burada ne yapacağım oğlum? Tuvalete mi bakayım? Aynen su var bok yok. Ne yapacağım burada? Ayak sesleri alıyorum yine. Siz duyuyorsunuz mu bilmiyorum. Kasa burada arkadaşlar. Hemen isterseniz bir kasadan parayı çalalım biz şöyle. Arkadaşlar. Birisi var burada. Beni gördü. Abi yani bu sefer kaçmam imkan... Aynen. Yani evet. Silah bak. Kendimize daha güzel bir ev bulmamız lazım arkadaşlar. Bu arada sizler de alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum Bozak Aşireti. Arkadaşlar görün ne hallerdeyim. Bildiğiniz buradaki çiftin sevgili olup eve girmesini bekliyorum. Hi boyfriend. Çocuğun yazdığını da göremiyorum. Neyse şundan alalım. Buradaki çocuk ağlıyor arkadaşlar. Baba istiyor. Baba da bu. Kadın da bu. Çocuk gördüğünüz gibi hüngür hüngür ağlıyor. baba diye. Hadi oğlum al şunları evine de bana da video çıksın. Girin artık içeriye. Çocuk ne oluyor arkadaşlar? İstemiyor gördüğünüz gibi. Ben de istemem. Bu çocuğu kim alır lan? Tipe bak. Kadın da ağlamaya başladı. Kızım sen boşa ağlama. Çocuğu değiştir oğlum. Çok haylaz duruyor. Şu surata bak. Aa gidin lan buradan falan diyor arkadaşlar. Lan bu bibiye benziyor. Üzüldüm şimdi. Utanmıyor mu lan? Kız da lütfen diye peşinden koşuyor arkadaşlar. Çocuk sinirlendi.
kızgın işaret atıyor. Hey boy. Benim annemi üzme diyor galiba. Tamam seni seviyorum gitme lütfen diyor da. Acaba bunlar sevgiliydi sonrasında bu çocuk geldi lan annem o falan filan deyince çocuğu istemedi bence bu. Evet. Eğer ki o arabayla çocuğunu alıp giderse çok gülerim diyecektim ya. Ben de bileyim bari şu tarafa da ben oturayım. Mami ben de anne yazayım ben. Evet küçük kardeşim Hayla Zefercan ve ben burada görmüş olduğunuz gibi annemiz. Babamız bir anda kılık değiştirdi. Anne gidelim buradan. Mami let's go. Sür mami sür. Oğlum niye sürmüyorsun çocuk nereye gitti? Al şu arabaya beni de. Beni de bu arabaya bindirmek zorundasın. Yarım saattir sizin bu boktan ilişkinizi takip ediyorum. Artık ben de senin bir çocuğunum. Beni taşımak istemiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ağlıyor bir de burada. Neyse bunlar sevgili olacak görürsünüz bak. Ben birazcık dolaşayım. Bunlar sevgili olacak biz de bunların evine gireceğiz. Ya da bu çocuk başkalarıyla da sevgili olabilir bilmiyorum arkadaşlar ama birileriyle sevgili olacak bu çocuk. Ben de onun evine gireceğim. Şimdi burada bir kız bayılmış geçmiş olsun. Fakir bir kız var ağlıyor kapıda bu adam da onu ev alacak gibi durmuyor arkadaşlar. Birazdan onu da banlar. Burada bir çift buldum galiba. Evet sonunda. Enayi 4 gitsek. Oh süper süper. Arkadaşlar ev sahibi yukarıda ve yatağı... nasıl çekeceğim ki? Arkadaşlar ev sahibimiz yatağına yatmış. Çocuk yukarıda bekliyor gelsin yanıma yatalım diye. Kız da burada dışarıda elinde parasını çalmış galiba çocuğu. Çocuk bak geri aşağı indi. Kız yanına gelmeyince. Ben niye böyle dedikoducu karalar gibi her şeyi izliyorum ya. Kapıda da böyle sinmişim tam buraya doğalgaz peteği gibi. Bak adam bahçeye çıktı. Karısını arayacak mı? Mangal hazırlıyor. Oo, işi biliyor. Lan yanıyorum. Yanıyorum lan. Yanıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum lan. Yanıyorum lan. Yanıyorum. Manitanın yanında tüm şekli gitti. Mangal yapacağım aşkım bekle. Bak kız nasıl gidiyor. Baya baya kıza rezil oldu. Çocuğun tüm karizma gitti yemin ediyorum. Hani başkası olsa hani göremezsin bunu arkadaşlar. Bak kız onu sırtına aldı. Biz böyle dolabın burada duramayız da. Şöyle araya geçtim arkadaşlar. Buradan izleyebiliyor muyum dışarıya? Evet. Tamam şu an yerimiz çok iyi. Evin içerisini tam görüyorum. Şuradan sohbeti kapatalım. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir şey yok yani. Ne yapacak? İzleyeceğiz böyle. Mangal yapıyorlar, keyif yapıyorlar. Ben dolabın arkasında mal gibi bekliyorum. Dışarıya gitmeyin ya. Dışarıya gitmeyin ya. Dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı.